Mümin Allah ve Resulü hüküm verdikten sonra kesinlikle ve kesinlikle hüzünlenmeyecek, kederlenmeyecek, dertlenmeyecek. Bakın, fela ve rabbike, Allah yeminle başlıyor. Fela ve rabbike, Rabbine yemin ederim ey Muhammed. Bak Allah peygambere hitabını görüyor musunuz? Senin Rabbine yemin ederim. Yani sizi yaratan, size rızkınızı veren, sizin iman ettiğiniz, sizi kıyamet gününde haşredecek olan Rabbinize yemin ederim diyor Allah kendisi için diyor bak. Rabbinize yemin ederim ki la yu'minun, onlar gerçek anlamda iman etmiş olmazlar. Gerçek anlamda iman etmiş olmazlar. Hatta ta ki yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Münazaa ettikleri, çekiştikleri hususta bir takım işleri olur. O işlerde efendim itiraz olur, biri itiraz eder, diğeri kabul eder. Böyle bir meselede onlar seni hakem tayin etmedikleri sürece, virgül, noktayı koymuyorum, hakem tayin edecekler. Ve sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Seni hakem tayin edecekler ve seni hakem tayin ettikleri işte de sen hüküm verdikten sonra, yani kararı verdikten sonra zerre kadar ama zerre kadar itiraz etmeyecekler ve teslim olacaklar. Bakın gerçek imanı görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Bugün şimdi hepiniz elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslüman ailenin çocuklarıyız. Hepimizin anne babası ya bizi evlendirmiştir, ya kız kardeşimizi evlendirmiştir, yahut da abimizi, kardeşimizi evlendirmiştir değil mi? Allah ve Resulünün, gidiyoruz Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti ile kızı istiyoruz. Peki Allah'ın emri derken, Resulullah'ın sünneti derken, acaba düğün bitene kadar, merasimlerimiz bitene kadar hepsi Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti mi? Yoksa sadece o sözdeki mi? Bakın, İkinci ayet-i kerimemiz yine birbiriyle bağlantılı ayet-i kerimeler. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Bir mümin için olmaz. Şimdi o evlilik meselelerine geri geleceğim. Burayla aynı bağlantıda olması hasebiyle. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Bir mümin için olmaz. وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Mümine bayan için de olmaz. Ne olmaz? اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zamanda, bir karar verdiği zamanda, bir emran, bir iş hususunda اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةِ. Tercih hakları yoktur. Aha, dananın kuyruğu koptuğu yer. Maalesef kıymetli kardeşlerim. Efendime söyleyeyim, diyoruz ki ya kadın erkek iç içe yapmayın. Ya hocam dayanamıyorlar. İşte illa oynayacaklar. Efendime söyleyeyim illa iç içe girecekler. Başlık parası alma diyoruz. Elhamdülillah bu azalmaya başladı. Ama başlık parası alma diyoruz. Ya hocam işte imkanımız yok, kıza bir şeyler bırakmayalım mı? Bırakma kardeşim. Bırakma, bırakmak zorunda değilsin. Efendim senin evine gelip o kızı isteyen kişiye kardeşim bizim imkanımız yok. Aynı şekilde damada da öyle davranacaksın. Damattan bir şey istemeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ki sahabelerin mehir olarak ne verdiğini söyleyeyim mi size? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Cüleybib radıyallahu anh var. Hikayesini belki çoğunuz bilir. Cüleybib radıyallahu anh, Efendimiz mescide giriyor, bir bakıyor ki Cüleybib burada tek başına oturuyor. Ne oldu ya Cüleybib? Niçin burada tek başına oturuyorsun? Ya Resulullah gidecek yerim yok. Mescitte evde oturuyorum. Evlenmeyecek misin diye sorunca ya Resulullah mehir şart. Mehir olarak verecek hiçbir şeyim yok. Hiç mi bir şeyin yok? Sana ait olan hiçbir şeyin yok mu? Sadece şu demir yüzüğüm var diyor. Git onu mehir olarak ver diyor. Başka bir sahabe geliyor Peygamber aleyhisselama. Peygamber buyuruyor ki niçin evlenmiyorsun? Ya Resulullah malım mülküm yok, hiçbir şeyim yok. Sende diyor Zilzal suresi yok mu? Var ya Resulullah, yani ezberinde yok mu? Var ya Resulullah. Tamam işte mehir olarak bunu söyle. Görebiliyor musunuz? Biz bugün neyi araştırıyoruz? Dairesi var mı? Bak gördük daireleri. Allah'ın muhafaza eylesin inşallah. Allah azze ve celle kendisinin ve Resulullah'ın vermiş olduğu hükümlerle yaşayabilmeyi bize nasip eylesin. Dünya malı geçici, hepimiz buna iman ediyoruz. Hepimiz buna yakinen evet öyle hocam ya. Tabii ki ben şimdi desem ki ya dünya malı geçici, tabii kesinlikle öyle hocam. Ama ne kadar içimizde. Allah o içimizdeki dünya sevgisini tamamen boşaltmayı bize nasip eylesin inşallah. Allah'ı oraya davet edecek kadar tertemiz eylesin inşallah. Yani ellerimizi açıp ya Rabbi ben bütün her şeyden, bütün masivadan, İmam Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle masivadan, bütün her şeyden kalbimi boşalttım, buyur gel ya Rabbi diyebilmeyi Rabbimize nasip eylesin inşallah. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki men kâne fî kalbihi mithkâle hardaletin, men kâne fî kalbihi mithkâle hardaletin siva heval hakkı fe innehu maradu. Eğer Allah'ın dışında
herhangi bir şey, çocuk sevgisi, anne baba sevgisi. Bakın, seveceğiz, anneyi seveceğiz, babayı seveceğiz. Fakat kalpte Allah'ın sevgisi kadar hiçbir şey yer kaplamayacak. İşte eğer Allah'ın sevgisinin dışında başka bir şey kalpte yer buluyorsa, fehuve maradun, o kalp hastadır. E şimdi bir de biz kalbimizi şöyle bir tartalım, şöyle bir teraziye koyalım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah ve Resulü bir emir hakkında, bir iş hakkında hüküm verdikten sonra mümin ve mümine için. Bakın burada hanımlara hitap var. Yani sizin bir tercih hakkınız kalmadı diyor. Ve erkeklere hitap var. Sizin de bir tercih hakkınız yok. Mesela miras meselesinde. Diyelim ki bir anne baba vefat etmiş. Erkeğe yarısı, erkeğe yarısı kıza devlet dağıtıyor değil mi? Müminlerden kaçı efendim hocaya gidip, hocam Allah bize nasıl taksim yapıyor onu söyleyin diyor. Kaçı devlete gidiyor. Kızların çoğu devlete gidiyor. Niye? Yarısını verecek. Ama Allah ne veriyor? İkisini erkeğe, birini kıza. Şimdi biz burada hikmet aramayız. Ya neden kıza daha çok, şey daha az, erkeğe daha çok? Ona bakacak olursak hikmeti çoktur. Ama biz oraya bakmıyoruz. Biz neye bakıyoruz? Allah bir bir emir hakkında, bir iş, bir mesele hakkında hüküm verdi mi? Bu saatten sonra artık bizim için tercih hakkı bitmiştir kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bütün hükümlere böyle bakmayı bize nasip eylesin inşallah. Amin. Allah'ın ve Resulünün verdiği bütün hükümlere alel ra'si vel ayn, semi'na ve ata'na diyebilmeyi bize nasip-i müyesser eylesin inşallah. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ahada aşara kevkeben ve الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.